Merhaba arkadaşlar. Bu anakart arızalı arkadaşlar. Gigabyte'in 155 soket kaliteli bir anakartı. Bu anakartı bana Bursa'dan Ahmet Çayır kardeşim gönderdi. Haliyle bununla beraber bir anakart daha gönderdi. Bu anakart da arızalı. Bu anakart hiçbir hata kodu vermiyor. Ben şurada görmüş olduğunuz 2 adet BIOS'u da değiştirdim. Şu Gigabyte'de biliyorsunuz dual BIOS bulunuyor. 2 BIOS'u da söktüm. Yeniden EEPROM'la programlama yaptım. Taktım. Sorun belki bundandır diye. Ama BIOS yazılım sorunu yok. Bu anakarttaki sorun bu görmüş olduğunuz Super I/O denilen kontrolcü. Peki neden bu anakartlar, bu yeni nesil anakartlar hep böyle arıza verir? Bizim eski anakartlarda böyle bir sorun yok. Super I/O'lardan kaynaklı bir sorun yok. Bununla birlikte burada da bir kontrolcü var. Görün. Mesela fanı kaldırayım. Şurada da bir kontrolcü var. Şimdi bu 3 kontrolcü koordineli çalışıyor. Bizim eski anakartlarımızda sadece bir tane vardı bunlardan. Şimdiki anakartlarda birden fazla var. Neden pekala? Anakartlar biraz daha süslü yapılmış. Yani kullanıcının gözüne hitap etmesi, güzel gözükmesi için bu kontrolcüleri yerleştiriyorlar anakartlara. Benim fikrim keşke yerleştirmeselerdi bu kontrolcüleri. Kullanılmış olan tüm anakart, ne bileyim, diğer elektronik cihazlarda teferruat ne kadar fazla olursa o kadar sorun çıkartma ihtimali oluyor. Bu aynı şekilde Asus anakartlar için de geçerli. Bu Gigabyte anakarttı. Bu Super I/O ne yapıyor onu anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz güç kaynağı buradan 220 volt alıyor. Peki şebekeden gelen voltajımız 220 volt mu her zaman? Hayır. Şimdi asıl sorun buradan başlıyor. Yani güç kaynağına gelen voltaj 220 volt sabit olsa bu anakart yanmayacaktı. Peki neden bu Super I/O yandı? Ya da bu Super I/O ve diğerleri, diğer kontrolcüler neden sorumlu? Sebebi şu. Maalesef ülkemizde şebeke elektriği sabit 220 volt değil. Bu yıllardır böyle. Ani voltaj yükselmeleri güç kaynağına geliyor. Bakın arkadaşlar. Ani voltaj yükselmeleri. Yani elektrik kesilip geldiğinde ani yüksek voltajları gelebiliyor. Velev ki buraya 300 volt elektrik geldi güç kaynağına. Güç kaynağına gelen 300 volt güç kaynağı 5 volt bekleme modu. Yani şu görmüş olduğunuz mor kablo var ya arkadaşlar. Şu mor kablo 5 volt bekleme modudur. Peki buna 300 volt geldiğinde ne oluyor? Bu 7 volta çıkıyor. Çünkü filtre etmeden bu sadece belirli güç kaynaklarına değil tümünde bu vardır. Gelen voltaj akımı yüksekliğine göre ani akımlarda geçirgenlik yapar. Yani kaçırma yapar. 5 volt bekleme modundan gelen voltaj 7 volt geldiğinde haliyle bu Super I/O'larda 5 volt ile besleniyor. 7 voltu geçtiğinde otomatik olarak yanıyor. Umarım sorunu anlamışsınızdır. Peki şebeke elektriği neden bu şekilde oluyor? Bunu da bahsedeyim. Ben bunu düşündüm, taşındım, araştırdım biraz da. Bunun olma nedeni şu. Bu şebeke elektriğinin 250 volt ya da 300 volt olma sebebi, biliyorsunuz mahallelerimizde trafolar var. Bu trafolara 10 bin, 30 bin volt elektrik geliyor. Haliyle bu trafolar 220 volta düşürür mantığıyla çalışıyor. Ancak şöyle bir sorun var. Trafoya yakın olan en yakın evde voltaj 250-260 volt olabiliyor. Peki trafoya en uzak olan evde ancak 220 volt elde edilebiliyor. Bu neden yapılıyor? Maalesef elektrik hatlarındaki kablolama ya da maliyetten kaçınmak için böyle bir uygulama yapılıyor. Trafo çıkışı yüksek yapılıyor ki en sondaki ev 220 voltun altında voltaj almasın isteniyor. Peki trafoya yakın olan en yakındaki ev, işte trafoya yakın olan en yakındaki evdeki tüm elektronik cihazların hepsi çok kısa sürede arıza yapıyor. Bakın arkadaşlar,
bu bilgiyi daha önce sizlere hiç kimse vermemiştir. Bir araştırın. Yani sadece benim dediğime de bakmayın. Eğer eviniz trafoya yakınsa prizden çıkan voltajlarına bir bakın. Bir de o mahalledeki en dipteki, en sondaki evdeki voltaj çıkışına bir bakın. Benim dediğime hak vereceksiniz. Keşke bunlar olmasa, keşke ülkemizdeki elektrik ve elektronik cihazlarımız arıza yapmasa. Bakın, ben bu tür sorunlardan muzdarip olan çok aileyi biliyorum. Ne bileyim, çamaşır makinesi arızalanıyor, buzdolabı arızalanıyor. İşte bu şekilde bilgisayarlar arızalanıyor. Peki bunları bilen var mı ya da bunları bu arızaların neden olduğunu bilen var mı? Maalesef bu konularda da bilgi eksikliğimiz var. Bunları size anlatayım istedim. Devam edelim. Gelen 250-300 voltluk yüksek voltaj anakartın üzerine geliyor. Bu kontrolcüyü yakıyor. Diğer 5 volt bekleme modu ile beslenen çipleri de yakıyor. Benim gibi ne kadarı BIOS, EEPROM programlama yapsanız da bu anakart daha canlanmaz. Yani çalışmaz arkadaşlar. Peki sadece bu sorun mu var? Hayır. Mesela bu gördüğünüz anakart ekstrem bir anakart. Asus Rampage 4 Extreme 2011 soket. Bakın arkadaşlar, bu anakartta da aynı sorun var. Aynı bu anakartta olduğu, bu anakartta olan sorunun aynısı bu anakartta da var. Peki bunda ne yapmış? Gördüğünüz gibi Asus kendine münhasır bir kontrolcü yapmış. Orijinal kontrolcü bu. Orijinal kontrolcünün çıkış veri değerlerini bu kontrolcü alıyor. Bu da denetleyici, bu da denetleyici. Bunu alıyor. İşte LED aksamı, işte diğer göze hitap eden, güzel görünen komponentlerle bu kontrolcüyü bunun yapmış olduğu aynı görev yapıyor. Yani iki adet filtreleme yapıyor. Normalinde bu arıza yapmıyor. Buradan gelen veriler buradaki kontrolcüye geldiğinde eğer bu arızalıysa anakart yine çalışmıyor. Bu neden oldu? Bu anakart niye böyle oldu? Bu da aynı şekilde yüksek voltajdan. Yani güç kaynağından geçen aşırı akımdan dolayı bu kontrolcü yanmış. Bir şeyden daha bahsedeyim. Bu anakartta bir sorun daha gördüm ben. Yüksek akım geldikten sonra. Şimdi bakın arkadaşlar. LGA soket pinini görüyorsunuz. Pin düşmüş. Peki bu neden oldu? Yine aynı şekilde yüksek voltaj geldiğinden, yani geçirgenlik yaptığından, puntolama işlemci ile LGA soket arasındaki pinde puntolama durumu meydana gelmiş. Belki biliyorsunuzdur. Pil puntolaması vardır. Kaportacılar puntolama işlemi yapar. Bu da aynı şekilde yüksek voltaj geldiği için bu görmüş olduğunuz LGA soket pininden gelen yüksek voltaj işlemci alt yüzeyindeki noktalara temas, iletişim sağladığında, haliyle bununla beraber yüksek voltaj geldiğinde LGA soket pini mukavemet gösterememiş. Gördüğünüz gibi zaten ince. İnce olduğu için gelen akım bu pini ısıtmış, akkor hale getirmiş ve pini yatırmış aşağıya. Bu sorun benim sürekli başıma gelen, anakart tamirlerinde başıma gelen sorunlardan biri arkadaşlar. Bunu da göstereyim istedim size. Ben artık anakartlarımızın neden arızalı, yani dönüşü olmayan bir arızaya neden girdiğini bu şekilde öğrenmiş oldum. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? Bakın, bu güç kaynağı voltaj ne alırsa onu verir. Peki şebekeden gelen voltaja biz müdahale edemiyorsak o zaman mutlaka UPS kullanmak zorundayız. Yani kesintisiz güç kaynağı kullanmak zorundayız. Bu tür elimizde kaliteli, pahalı anakartlarımız arıza yapmasın istiyorsak kesintisiz güç kaynağı ya da UPS bulundurmak zorundayız. Bakın arkadaşlar, bu anakartları yazık, günah. Bunlar bayağı pahalı bir anakart. Ekstrem serisi anakart. Bundaki sorun da şurada görmüş olduğunuz RAM görevi yapan bir çip var. Bu RAM görevi yapan çip arıza yapmış. Bu da aynı sorundan arkadaşlar. Bu da aynı sorun. 5 volt bekleme modu
buraya gelmesi gerekirken 7 volt ya da üzerine çıktığında bu çipler haliyle yanıyor. Bu yüzden bunların önüne geçmek için tekrar etmek gerekirse mutlaka anakartlarımıza ya da bilgisayar kasalarında UPS ya da kesintisiz güç kaynağı bulundurmak zorundayız. Bu anakartı da Antalya'dan Murat kardeşim göndermişti. Bunun için bayağı bir çalışma yapmıştım ama en son yüksek voltajdan dolayı bu çip arıza yaptığı için bu anakarta yapacak bir şey yok. Ancak bu çipin aynısını başka bir anakarttan söküp buna yeniden lehimlemek gerekecek. Başka türlü bu anakartı kullanmamızın imkanı yok. Bu anakartın çalışanı da var bende. Aynı anakart. Mesela aynı çip bunda da var. Bu çipi söküp buradan arızalı olan buna takarsak bu anakart görüntü verecek. Ancak bir de pin sorunumuz vardı biliyorsunuz. Pini de tamir etmemiz gerekecek. Yani bu anakartta işçilik çok fazla. Bu anakart çalışıyor arkadaşlar. Bunda sorun yok. Haliyle bu anakartı yakmamam için benim kesintisiz güç kaynağı ya da UPS kullanmak zorundayım. Bunu kafanıza yer edin arkadaşlar. Maalesef ülkemizdeki şebeke elektriği sabit 220 volt olmadığından evimizde kullanmış olduğumuz bilgisayar, çamaşır makinesi, buzdolabı, ne bileyim televizyon, bu tür cihazlar her an arıza yapabilir. Arıza yapmasa da voltaj dalgalanması elektronik parçaların ömrünü kısaltır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu konular hakkında daha anlatacağım çok şeyler var aslında. Bunları zamanla sizlere daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.